Dostlar merhabalar. Full Matematik yayınlarının sözümlerini yapıyoruz arkadaşlarım. Şimdi ikizkenar ve eşkenar üçgenin bir numaralı testini çözeceğiz dostlar. İyi dinleyin. Çözdüğüm her soruda yeni bir bilgi gizlidir. Hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatmaya çalışacağım. Sadece videoyu bile dinleyerek arkadaşlarım netlerinizin arttığını göreceksiniz. Şimdi bakalım ikizkenar ve eşkenar üçgen testinde İsa hocam ve Halit hocam bize nasıl sorular hazırlamış birlikte görelim dostlar. Bir numaralı soru. ABC bir üçgen diyor. Peki eyvallah, ABC'miz bir üçgen. Bu üçgenin diyor BD'si açıortaydır diyor dostlar. BD dediğimiz şu çizgi açıortaymış kardeşlerim. Ve bakıyorsun sen hem açıortay hem de yükseklik olmuş. Benim kayı kuralım vardı, hatırladın mı konu anlatım videolarında? Kayı kuralı ne diyordu? Şu dört maddeden herhangi ikisi varsa diğer ikisi de olacak diyordu dostlarım. Peki burada hangisi var? Açıortay olmuş BD doğrusu. Bir doğru hem açıortay olmuş hem de yükseklik olmuşsa kesinlikle kenarortayda olacak ve bu üçgen kesinlikle ikizkenar olacak. O halde bu doğru kenarortaysa burası da 3 oldu. Bu olayın gerçekleştiği kenar benim taban dediğim kenardır. Ve tabanın dışındaki şu iki kenarda ikizkenardır dedim dostlarım. O halde burası da 5. Kayı kuralını hatırladık dostlar. Peki şuradaki dik üçgeni de gördük. 3, 4, 5 dik üçgenidir. Cevabımız 4 çıktı. Yapıştırdık geçtik. Geldik 2 numaralı soruya. Diyor ki ABC ikizkenar üçgen. AB eşittir AC. Şu ikisi birbirine eşitmiş dostlarım. Gösterelim onu. Şunlar eşit uzunluktalarmış. AD eşittir DC'ye diyor. AD DC'ye de eşitmiş dostum. Bir yükseklik indirmiş. BE bölü EC oranı nedir diye bir soru soruyor. Biz şunu öğrenmiştik taktiklerimizde. Bir kenar bile ikiye bölündüyse ki bakın Denizli noktası bir kenarı ikiye böldü. Kesinlikle aklıma ilk önce orta taban yapmak gelecek. Bu birinci taktik. Bir de geometrinin farzları vardı. Derim ki 5 farzı vardır geometrinin ve bu farzları bilmeyen hiç geometri çözmekle uğraşmasın. İşte o farzlardan birincisi dostum. İkizkenar gördün mü tabanına dikliği indir. Geometrinin birinci farzı ne diyormuş? Ben bir ikizkenar görünce tabanına hiç düşünmeden şu dikliği indirecekmişim aga. İndirdik. E bir de orta taban yapacaktık. İşte zaten kendiliğinden çıktı. Bakın DE buna paralel oldu. Bir tarafı da ikiye böldüyse mecbur diğer tarafı da ikiye böldü. Şurayı da ikiye böldü. Ve bu bunun orta tabanı oldu kardeşim. Peki buraya bir K birim diyelim. Buraya da K diyelim. Kayı kuralı ne diyordu? Bu tabana indirdiğin yükseklik kenar ortayla olacak. Yani burası 2K ise burası da 2K olacak. Ve sana da diyor ki BE, bul o BE uzunluğunu, şurası 3K bölü EC, o da 1K, 3 bölü 1'den cevabım Edirne'den çıktı. Geldik 3. soruya. Evet, ne diyor? Bakın burada hemen kayı kuralını kendiniz görün arkadaşlarım. AH'a bakın, AH doğrusu. Dostum kenar ortay olmuş mu? Olmuş. Hocam yükseklik de olmuş bu doğru. O halde kesinlikle açıortay da olacak ve bu üçgen ikizkenar olacak. Demek ki bu doğru. Hem açıortay şurayı ikiye böldü. Hem de ikizkenar bununla bu eşit oldu. Yani şurası da 5 geldi dostum. Peki bak şu açıortayı konuşalım şunu. Benden BE bölü BD'yi istiyor. Şu bölü şunu istiyor bizden dostlarım. Peki bu açıortayın hani kafası vardı, kolları vardı, insan vücuduna benzetmiştik, ayakları vardı ve demiştik ki kafa kollarının oranı 5'e 3 ise ayaklarının oranı da 5'e 3'tür. Yani BE'nin ED'ye oranı, BE'nin BD'ye oranı soru. Biz ED'ye oranını 5'e 3 olarak bulduk. Yani burası 5K ise burası kesinlikle 3K. Şimdi ne istiyor benden? BE 5K, BD 8K, cevabım 5 bölü 8 çıktı bile.
Dördüncü sorudayız dostlarım. Hemen okuyalım. İkizkenar üçgen 10-10 verilmiş oralar. 5 verilmiş, 11 verilmiş. Buna göre AD kaç santimdir diye bir soru soruyor bize. Şimdi bu soru için ben bir pratik yol öğretmiştim size. İkizkenar üçgenin konu anlatım videosunda. Şöyleydi pratik yolumuz. İki kenarı eşit olan üçgenin içinden geçen şu salak doğru, bak salak doğru AD, hiçbir sıfatı olmayan doğru, yani kenar ortay değil, açı ortay değil, yükseklik değil. Bunu gördüğümüzde bu AD'nin karesi şuna eşitti dostlarım. AD'nin karesi kolları çarp 100, ayakları çarp 55 ve bunları çıkart birbirinden. İşte sorumuzun cevabı buradan geliyor bakın. AD'nin karesi eşittir buradan 45 gelir. AD eşittir kök 45 gelir. O da 3 kök 5 yapar. Yani Bursa'dan gelir sorumun cevabı. He hocam, normal çözümü neyi bu keratanın? E dostum, geometrinin birinci farzını yapacağım. Yani ikizkenarı gördüm 10-10. Tabanına diklik indireceğim. Peki bu diklik ne yapıyordu aynı zamanda? Kenar ortay, yani şurayı da 2'ye bölüyor. Peki toplam kaç birim burası? 16. 8, 8 bölecek. Buraya bir 8, şuraya da bir 3 yazdım dostlarım. Peki burada bir 6, 8, 10 üçgeni çıktı şurada, görebildiniz mi? O zaman burası 6. Peki hocam şurada da bir minik dik üçgen çıktı. Hatta Pisagor yapmama gerek yok. Bir dik kenarı 3, diğer dik kenarı 6. Yani 2 katıysa ne yapıyorduk? Küçük olanın, yani 3'ün kök 5 katıydı hipotenüs. O halde cevabım 3 kök 5 geldi. 5 numaralı soruya geçtik. Diyor ki EF kaç santimdir? Dostlar bir kural sorusudur bu. Şöyle der ikizkenar üçgenin bir özelliğidir. İkizkenar üçgenin şu tabanıydı değil mi dostlar? Şu ikiz olmayan kenarın adına taban diyoruz biz. Bu tabandan, tabanın üstündeki herhangi bir noktadan, bakın Fransa noktasını almış tabanın üstünde. İkiz kenarlara çizilen şu iki dikliğin toplamı, şimdi bunu soruyor bize x diyelim. Yani 8 ile x'in toplamı diyor, her zaman şuna eşittir. Şu bizim eşit açılarımız var, yani Bursa ile Ceyhan eşit ya ikiz kenarda. Ya Bursa'dan çizdiğin yüksekliğe ya da Ceyhan'dan çizdiğin yüksekliğe eşittir diyor dostlarım. Bursa'dan çizdiğimi vermiş 10. O halde x eşittir 2. Bursa'dan çizdiğin yükseklikle Ceyhan'dan çizdiğin yükseklik zaten birbirine eşit. O yüzden birine eşitle de hangisini eşitlersen eşitle, fark etmiyor. Geldik 6 numaraya. 6 numarada da bir özelliğe benzettim. Bir okuyalım soruyu. Paralel paralel demiş. Buna göre AB kenarı kaçtır? Yine bir özellik sorusu. Evet. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Yine ikiz kenar üçgenin yine tabanı üstünden, bakın şurası taban. Tabanı üstündeki bir noktadan, işte burada yine bir Fransa noktası almış. İkiz kenarlara paralel olacak şekilde çizilen bu iki doğrunun toplamı. Bak bu 4 dediğin doğru AB ikiz kenarına paralel. 3 dediğin doğru da AC ikiz kenarına paralel. İşte bu iki sıpanın toplamı, 4 ile 3'ün toplamı eşit olan şu kenarlardan birine eşittir. Yani bu da 7'dir, bu da 7'dir. Sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı bile dostlar. Ve geldim 7 numaralı soruya. Hemen bakalım ne diyor. ABC ikiz kenar üçgen. Ve bize demiş ki AB ile AC eşit. Yani şurasıyla şurası eşit. Şuradaki açımızla da şuradaki açımız birbirine eşit. Ve biz ne demiştik? Eşit açılardan çizilen yükseklikler eşittir. Hatta bunun devamı da şöyledir arkadaşlar. Buradan çizdiğin yükseklik 2 artı x. Bu da 2 artı x ya. Şu Fransa noktası da hani şu FD 2 ise FE de 2 olacak şekilde ayarlanmıştır. Ya da işte bu x ise burası da x'tir. Hatta şu DC parçasıyla EB parçası da birbirine eşittir dostlar. Bakın çok güzel oluyor bu ilk çözdüğümüz 6 soruda ikizkenar üçgenin neredeyse bütün özelliklerini tanıdık aslında dostlar. Şimdi bir dahaki testlerde de bunların uygulamasını göreceğiz inşallah. Konuyu hiç bilmiyorsan bile bak burada ufak tefek notlarla birçok şeyi öğrendin şimdi kardeş. Peki ne diyor devamında? EC'yi 5 vermiş. EC neresi? Şuranın tamamı 5. 2 buradaydı hocam. O zaman x'e kaldı 3. 7'nin cevabı Bursa'dan geldi.
Ben de geçerim 8'e o zaman. ABC ikizkenar üçgen. Peki dik 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 dik. AB eşittir. AB eşittir AC. Bu kenar bu kenara eşit. O halde şu açıyla da bu açı birbirine eşit öğretmenim. Hatta A 90 B. A 90 B. Öğretmenim bana böyle öğretti değil mi? Ne demişti Emrah Hoca? Bir soruda iki veya daha fazla dik açı varsa güzel bir taktiktir bu. A, B, 90'ları yerleştirin. Şimdi benzerlik yapalım. Lan hocam buradaki A'nın karşısı tık tık. E bunun da A'sının karşısı tık tık lan. E ne demiştik? Açılar eşitken bir açının karşısındaki kenar da eşitse biz bunlara eş üçgen diyeceğiz dostlarım. Madem ki eşler öğretmenim, o halde bunun B'sinin karşısı 3 mü? Bunun da B'sinin karşısı 3. 90'ının karşısı 5 mi? Burası da 5 anasını satayım. Hatta 3, 4, 5'i yapıştırdık. Peki devam edelim. Başka neler göreceğiz? BD'yi 5 vermiş, 3 vermiş. DF eşittir. Oraları gördük. Buna göre AB. AB neresi? Şuranın tamamı kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi öğretmenim. Şu denizli noktasını gördüm ben ya. Peki şu A'dan D'ye bir çizgi indirsen. Bu çizgi kenar ortay oldu mu 5-5? Peki bu kenar ortay ikiz kenarın tabanına indiğinden dolayı kayı kuralı gereği, kayı kuralı gereği yükseklik de olacak. Evet doğru, işte yükseklik olduğunu da gösterdim. Peki diklikten diklik indi hocam, hadi bir öpüp yaptırsana bize. Neydi bunun kuralı? H kare yani 4'ün karesi eşittir P çarpı yani 3 çarpı K. Şuraya K dedim. Peki 16 bölü 3 mü geldi burası arkadaşlar? Şurası 16 bölü 3. AB'nin toplamını soruyor. Yani 16 bölü 3 ile 3'ün toplamını soruyor bize. 9, 16 daha 25 bölü 3'tür benim aradığım cevap dedim. Ve geçerim 9 numaralı soruya bende. Bakalım ne diyor 9 numaramız? ABC bir üçgen. Aha da ikiz kenar gördüm. Şimdi Emrah hocam ne öğretti bana? İkiz kenarı gördün. Geometrinin birinci... Yani aslında sorunun devamını okumaya bile gerek yok. Yapacağım işlem belli. Şuradan aşağı bir diklik inecek. Bu çok çok yüksek ihtimalle gözüküyor. 5 verilmiş. Şu 5'miş. E bu da 5 hocam. E bu da 5 öğretmenim. Şuradan bir diklik indirdiğimde bu diklik ne yapıyordu? Tabanı 2'ye bölüyordu. 3, 3. Hocam 3... 4-5 üçgeni çıktı. Hatta şu dik üçgeni de gördüm öğretmenim. Bakınız dik kenarlarını kendinize söyleyin. Bu dik kenar 4. Bu dik kenar toplamda 8. 4 var 8 var. Biri diğerinin 2 katıysa ne oluyordu hipotenüs? Küçük olanın kök 5 katı. O halde cevabım 4 kök 5 Bursa'dan geldi. AC'yi mi soruyor lan bu arada? Ha, evet AC'yi soruyormuş dedik. Evet 10. sorumuz bir güzel yeni nesil bir soru. Bakalım ne diyor? Katlama sorusu. AB eşittir BC'ye. Şununla şu eşit. Peki. ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıt C köşesi C üssü noktası ile çakışacak biçimde AD doğrusu boyunca katlanıyor. Peki. Biz ne yapacaktık? Katlanmadan önceki halini bir çizecektik değil mi dostum bu şeklin? Hadi onu bir çizelim ilk önce. Şimdi bu C üssü katlanmadan önce şurada bir yerdeydi. Şöyle bir şekildi bizim üçgenimiz. Şöyleydi. C buradaydı. Demek ki CD katlandı. DC üssü oldu. O halde CD ile DC üssü eşit. Burası da 1. AC katlandı. AC üssü oldu. O halde buralar da birbirine eşit. Bu da X. Öğretmenim bu ikiz kenar üçgen. Kat çizgisi açıortaydı, onu da gösterelim. Biz zaten bu açıortayı şuradan da biliyoruz. İkiz kenar üçgende tabana indirdiğim kenar ortay açıortayda olacak. Hatta yükseklikte olacak. Bunları biliyoruz zaten. Devam edelim. Öğretmenim bu baştan beri zaten ikiz kenardı. Şunların ikisi birbirine eşitti. Burası 5 ise oldu burası da 5. Hatta dostum bak şu Adana, Bursa, Denizli üçgenine bir baksana. Bak çiziyorum onu senin için. Adana, Denizli, Bursa üçgeni şu. Lan bu üçgenin hipotenüsü 5 anasını satayım. E dik kenarlardan biri 4 ise diğeri mecburen 3 değil miydi kardeş? Aha 3'ü de yapıştırdık. Hadi son darbe x'i bulalım. Pembe üçgenden bulalım. 1, 3, 1, 3. Acaba hipotenüs ne?
hani biri diğerinin iki katıyken, hipotenüs küçüğünün kök 5 katıydı ya, biri diğerinin 3 katıyken de dostum, hipotenüs küçük olanın kök 10 katı olacak. Bunu da aklında tut, çünkü çok sık çıkıyor bunlar karşına. Her seferinde Pisagor yapma. Yani şurası 5, burası 15 ise tutup da Pisagor'la uğraşma kardeşim, 5'in karesi 15'in karesi diye. Bir de onu kök dışına çıkartmakla uğraşacağım falan filan. Genelde hep bunlar soruluyor. Biri diğerinin ya 2 katı ya 3 katı. Ha, oldu ki 4 katı. O da kök 17 oluyor ama gerek yok bunu bilmene. Yap Pisagor'u o zaman. Çok böyle her şeyde ezberlemeye gerek yok. Peki o zaman şimdi cevabım 1'in kök 10 katı. Yani 1 kök 10. 11 numero. Bakalım ne diyor. Aşağıda her iki parçasının uzunluğu 30 birim olan iki ayağına dik uzaklıkları toplamı, iki ayağına dik uzaklıkları toplamı 18 birimdir. Dur, olmadı burası. Heh. Uzunluğu da 30, her iki parçasında uzunluğu 30 birimdir. Ya şöyle bir ikizkenar üçgenmiş dostum bu ya. Şöyle yandan değil de ben önden görünümünü çizeyim şu şekilde. Bunlar 30'ar birimmiş, tamam mı? Zeminde D noktasının, şurada bir D noktası var. Her iki merdiven ayağına dik uzaklıkları toplamı 18'dir. Yani şu diklikle şu dikliğin toplamı 18. Bak kuralı hatırladın mı? Kaçıncı soruda yaptık biz bu kuralı? Şöyle bir bakayım, kaçıncı soruymuş? 5. soruda. Bu videonun 5. sorusunda bu kuralı söyledik arkadaşlar. Neydi? Taban üstündeki bir noktanın ikiz kenarlara dik uzaklıklarının toplamı benim şuradan çizdiğim, yani eşit açıdan çizdiğim yüksekliğe eşit. O zaman bu yükseklik de 18. Hatta hocam şurada bir dik üçgen çıktı. 18, 24, 30 dik üçgeni. O zaman buraya da 6 birim kaldı. Toplam 30'du çünkü. Peki BDC noktaları, BDC noktaları doğrusal olduğuna göre BCA. A noktasının yerden yüksekliği kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Bize sorulan şey de şu. Şurası soruluyor arkadaşlarım. H diyelim biz buraya. Peki hadi gelin şimdi Emre hocamızın öğrettiği taktiklerden bir tanesini daha hatırlayacağız. Bak bir sürü taktiğimiz var. Bir sürü dediğimde toplasan 20'yi geçmiyor bu taktiklerin sayısı dostlar. Hatta ben bir de taktik videosu çekeyim lan size. Çünkü bu taktikleri bilince şimdi burada H'ı nasıl bulacaksın? İnsanın aklına Pisagor geliyor değil mi ilk başta? Şimdi doğruyu söyleyin arkadaşlar. Hepinizin aklına Pisagor geldi. Pisagor'dan bulur musun? Evet hocam bulurum. Tabii ki bulursun kardeşim. Ama bak daha kolay yolu var. Yükseklik sorulursa aklına ilk önce alan gelsin. Bir soruda yüksekliği bulmanın en kestirme yolu alandır dostum. Alandan bulursun. Nasıl yani öğretmenim? Şimdi ben sana bu üçgenin alanını yaz desem. Lan aklımıza gelen ilk alan formülü ne zaten? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi dostum? Hadi yapalım. Şu 18 yükseklik değil mi? Peki 18'in indiği taban 30. Taban çarpı yükseklik bölü 2, bu benim alanım. Peki sen bu alanı şu taban çarpı h bölü 2 diye bulamaz mısın dostum? Hadi öyle de yapalım. H çarpı... Peki bu taban ne öğretmenim? BC kaça eşit öğretmenim? Heh. Hadi bir şey daha şimdi hatırlayalım. Dostum şurada bir Pisagor var. Bak beyaz üçgeni gör. Şu beyaz üçgeni. Bir dik kenara 6, bir dik kenara 18. Bak 3 katı. Bir önceki soruda söyledik. Biri diğerinin 3 katıysa hipotenüs ne olacaktı? Küçük olanın, yani 6'nın kök 10 katı olacaktı. 6 kök 10'muş burası. O zaman tabanım 6 kök 10 bölü 2 dedim. Hadi bölü 2'ler gitsin. Hadi şu 6 ile şu sadeleşsin 5. 5 çarpı 18 90 mı yaptı dostum? Bölü kök 10 oldu. Eşittir h. Kök 10'u da bölü olarak attım. Hadi bir de kök 10'la genişletelim. Matematik yapalım birazcık. Kök 10'la genişlettim. Bunların çarpımı 10 yapar. 10'la da 90'ı sadeleştirdim. 9 kalır. 9 kök 10 çıktı. Sorumuzun cevabı Edirne'den geldi dostlar. Evet arkadaşlar, son soru bu arada güzel bir soruydu. Dediğim gibi h'ı bulmanın, farklı farklı burada Pisagor yaparak da bulabilirdik ama en kolay yolu alandan bulmaktı. Peki gobeller, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşeceğiz dostlarım. Hadi kendinize iyi bakın.